Merhaba sevgili çiçek dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Sedef çiçeği tohumlarını ekmiştik yaklaşık bir ay önce. Tohumlarımızın hepsi çimlendi. Onları sizlerle paylaşmak istedim ve tekrar uzunca bir saksıya birkaç tane daha tohum ekimini gerçekleştireceğim. Bütün tohumların çıkmayacağını düşünerekten epey fazla tohum atmışım bu saksıma. Bunları fide şaşırtma olayı olmuyor genelde sedef çiçeğinden. Kalıcı yerine tohumunu ekmemiz gerekiyor. Fide şaşırttıktan sonra bitki de biraz şaşırıyor. Büyüme aşamasında biraz zorlanıyor bitkimiz. O sebepten dolayı daha uzunca saksılara veya direkt bahçelerde ekilirse çok daha güzel olur. Çok daha güzel çiçek açar. Kuruduğunda da çok daha güzel, verimli bir bitki olmuş olur. Yine aynı bu tohumları ektiğim aşamada şu fideler vardı. Bunları içerideki bir saksıya ekmiştim ve buraya almıştım. Henüz tam olarak gelişim başlamadı ya da gelişemiyor, bilmiyorum. Yerini değiştirdikten sonra biraz sıkıntı çekti sanırım. Bunlar yetişti. Yeni tohumlar ona yetiştiler. Bunlar da tohumlarımız. Minik minik tohumlarımız. Bunları yeni saksısına alacağız. Üzerini kapatıp bitkimiz çok kısa bir zamanda çimleniyor zaten. Bakım videomuz var. Aynı zamanda aynı video içeriğinde bir de hikayesi var sedef çiçeği ile ilgili. İzleyenler izlemiştir. Kanalıma yeni geliyorsanız eğer sizler için link bırakacağım açıklamadan, bakabilirsiniz bakımını. İnşallah çiçek de açar. Yaz mevsiminde genelde ilk sene çiçek açmadığı söyleniyor. Bahçede olsa belki açar ama saksıda açar mı bilmiyorum. Umarım açar ve çiçeklendiğinde de sizlerle kısa bir video ile çiçeklerini paylaşırım. Belki birkaç tane aralarından alabilirim. Fideleri seyreltebilirim. Şu mesela biraz üstten büyümüş. Tam olarak tutunmamış toprağa. Rüzgardan biraz da toprak azalmış. Çok kısa bir zamanda bu mevsimde çimlenir sedef çiçeği tohumları. Bahçelerde olursa çok daha güzel olur. Tohumları aldım elime. Şuradaki büyük saksıma ekeceğim tohumları. Biraz derin olmasını istedim ve bu sene, önümüzdeki sene burada kalacak, kalıcı olarak. Diğer saksı da biraz derin. Fakat inşallah açar. Şöyle daha biraz daha seyrek serpiştireceğim. Hepsi çimleniyor çünkü bu tohumların. Çok kısa bir zamanda çimleniyor. Biraz da derin bıraktım toprağı. Üzerini kapatacağım. Nemli toprağım. Üstüne de nemlendireceğim. Şöyle yaymam lazım. Hepsi üst üste gelmemeleri için. Şu şekilde. Çok kolay ve keyifli bitki. Mor mor çiçekler açar. Beyaz rengi de var. Benim tohumum mor renk açıyor. Kurusu da çok güzel. Serin yerleri seviyor genelde. Güneş görmeyecek bir yere konumlandıracağım. Bu şekilde tohumlarımı koydum. Üzerine yine toprakla kapatacağım. Tohumlar ne kadar daha derinde olursa kökler o kadar daha derine doğru kök salacaklardır ve daha güçlü bir şekilde fideler oluşacak. Umarım güzel güzel çimlenirler. Çiçek açarlar. Yani çiçeğin tazesi ayrı güzel, kurusu ayrı güzel, hikayesi ayrı güzel. Önerilen videolarda ve açıklamada daha önceki paylaştığım bakım videosunu ve hikayesini ekleyeceğim. Merak edenler için izlemenizi tavsiye ederim canlar. Sormak istediklerinizi yorumda sorabilirsiniz. Nemli toprağım. Tekrar nemlendireceğim. Yani günlük nemlendireceğim hava durumuna göre. Bitkiler çimleninceye kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Göstermiş olduk sedef çiçeğinin fidelerini. Çok güzel çimlendiler. Bütün gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum. Merak içindesiniz, bekliyorsunuz biliyorum. Güzel yorumlarınız ve motive edici güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşça kalın canlar. Allah'a emanet olun.